Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve la akıbete lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. İnsan hayatı kirelerken öz hayatını bir kimgedir manfaat, nimegedir manfaat, dünyaya mı, insanga mı, cemiyatga mı, fayda keltirişlik için sarflaşı gerek. Allahümme garam insanı yaratıptı, buralarda fayda keltirişlik için ve özü ahirat imtihanına tayyorlanishlik uchun. Shuning uchun biz mana o'tgan darsimiz oxirgi bobida 12-12-chi sirda qadamlaringizni sanang deb o'tgan ekanmiz. Bu diqqatni jamlash va zichlikni oshirish uchun yurgan yo'lingizga qadamingizni sanang. Ya'ni bu sanashni qanaqa bo'ladi? Masalan, birinchi 6 qadamda chuqur nafas oling, ikkinchi 6 qadamda nafasingizni ushlab turing. Üçüncü koldan altı kadamda nefesinizi çıkarın. Ha, her altı kadam siz için kıyınçılık durdursa, uzunuz için kolay bulunan rakam bile maşk kılın. Mesela ayetlerlik, nefes alışta mesela ayetlerim bana La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle beş maddeye nefes yıktı. Şunu da okuyup duruş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çıkarış. Bana La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Mana shu ham bir sanash turiga kiradi. Bu eng ulug' sanash bo'ladi. Bu sanashlik bilan yurgan yo'lingizda ham zikringiz oshadi, ham sizni Alloh tomonidan muhofaza qilishlik oshadi, ham o'zingizni ba'zi bir kallaga keladigan bugungi darsimizda o'tamiz. Kallaga keladigan noto'g'ri salbiy fikrlardan chalg'itishlikka ham olib keladi. Mana shulardan ajralib, mana shu qadamni sanashlik mana shunga olib keladi. Siz özünüzü tetik ve kalpten hatırcam kus etesiz. Ben şu an sana maşgılarını onu bana bilen bulacağınız. Kalpten hatırcam kus etesiz. Köpçülüğümüz miyamızda keraksız sohbatlarını alıp barımız. Mesela kalede köpçülüğünde keraksız sohbatla alıp barınırdı. O balad bulmazdan size hayallarını geledi. Fikir yürütülüyordu. Bir numaranın oylanırdı. Kimdir? Bir kafe kıygan bozu o şu sözlerini esnenirdi. Öyle bir güyok özünüzü hayvalan fikirle cevap veresiniz. Şuna hangi nasıl? Bu bunlar bulmaz nasıl ki kalanı hiç hem itibar olmaz ki gerek. Şunun için barca büyük şahslar muhum masalları asanlık bile itibar kartı olganlar. Ha, Hatı Cami'nin kısıkı gelme de öyle. Özellikle. Raşan ve anlık fikirler için küçüğünü tanıladılar. Yani ki büyük adamla sizi raşan ve anlık fikirleştiğiniz, fikir bayan kılıçdığınız bile siz köpçülük arasında, cemaat arasında özünüzü, yani kim ekalliğinizi ispat kılıyorsunuz ve siz köpçülük, cemaatçılık arasında tan olunursunuz. O 13. Sır, semereli meditasyon deyilir. Semereli meditasyon kılışını organın. Hayalimiz huddu maymun kabi uyoqdan buyoqqa sakab yurishini yaxshi ko'radi. Agar xotirjam holatda biror natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, fikrlaringizni nazorat qilishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni insonni shunaqa qilganda hayvonni xotirasi, yo'q bu yoqda o'sha maymun ham daraxtdan daraxtga sakrab yuradi. Hayvon ham bir joyda uyoqdan buyoqqa sakrab yurishni yaxshi ko'rar ekan. Agar biz chiroyli meditatsiya qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni shu xotirjam holatga borib natijaga erishib ketadigan bo'lsangiz, fikrlaringizni nazorat qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni nazorat qilish qanday? Fikir sakrashi boshqaydi mi? Yönelişke, muhim yönelişke, bugünkü tarafta bugünkü günü kanavutu ilişke rejilaştırgan nasıl ediniz? Yani ki bugünkü günü rejilaştırganımızda albatta bir kağızgı yazıp şu barışlığımız gerek. Bir kağızgı yazıp barışlığımız gerek. Şundakine bize samere verir. Eğer biz yazıp şu kağızgı yazılgan bulsak, yani şimdi bize samere skopra bularken. Çünkü aytiladi yozilingan narsa bu doimiy ko'z bilan ko'rib turilgan narsa, ya'ni xayoldan o'tkazilgan narsa xayoldan ko'tarilishi mumkin ekan. Lekin yozilingan narsani ko'z ko'rib turar ekan. Ko'z ko'rib turgan narsasini hech qachon esdan chiqarmas ekan. Shuning uchun ba'zi bir narsani yozganimizda o'sha yozuvimiz orqali kunimizni rejasi bo'ladigan bo'lsak, fikrimiz aqlga chaqiriladigan bo'ladi. Har tong va oqshomda uyqudan avval 20 minutlik meditatsiya. Ko'zga ko'rinadigan natijalar olib kelishi mumkin. Ya'ni o'sha 20 minut meditatsiya qilib, fikringizni jamlab, bir joyga jamlab, o'zingizda sokinlik, holatga keltirasizda. O'zingiz shunaqa qilib meditatsiya qiladigan bo'lsangiz, bu ko'zga ko'rinadigan natijalarni keyingi hayotingizda olib kelishlikka sabab bo'lar ekan. Faqat bu odat 6 oy, bu odatga 6 oy amal qilasiz.
Yani nima deymiz? 6 oy davomida o'zingiz o'rgatib bo'lsangiz, u yoqda hayol o'zi o'rganib qoladi. Siz 6 oy davomida mashqni davom ettirib, shunga o'zingizni sozlab boradigan bo'lsangiz, 6 oydan keyin jasad o'zi o'rganib qoladi. Masalan, ruschada bir ibora bor, shunaqangi sport bilan shug'ullanadigan sportsmenlarda shunaqa ibora borki, mishsi zapomnili deydi, ya'ni mushakli eslab qoladi deyilgan ibora bor. Siz aqlan bilmasangiz ham, u mushaklaringiz o'sha narsani doimiy mashq qilavergani sababli u xayolda qolar ekanda. Mashqlar sababli mushaklarimiz o'rganar ekan. Shuning uchun aql, ong ham bir narsani takrorlashga o'rganib qoladi. 6 oydan keyin natijangiz yaxshi bo'ladi. 14-chi, tinchlik saqlash. Tinchlik saqlashni o'rganing. O'rta hisobda inson bir oy umri mobaynida yarim soatgina vaqtini ham butkul tinchlikda o'tkaza olmas ekan. Tinchlik, xotirjamlik, jimlik shunaqangi bir haligi nima desa bo'ladi, xayolimizni har ko'chada chalg'itmasdan tinch, xotirjam shu bir shu meditatsiyani davomida meditatsiya qildik, meditatsiya qilishga o'rgandik o'zimni bir holatga keltirishlikka. Ana shu narsani tinchlikni saqlashlik holati deyilar ekan. Hech qanaqa atrofda shovqin-suron yo'q, boshqa yo'q, xotirjam bir joyda o'tirib hech shunaqangi bir qilolmas ekanmizda. Yarim soatda ham haligi ijod olmas ekanmizda. Kuniga kamida 10 daqiqa jimlik holatda o'tkazishni va bu holatda zavq olishni o'rganing. Ya'ni ko'zingizni yumib, fikrlaringizni bir joyga jamlab, jimlik holatda, atrofda shovqin yo'q holatda, ertalab ayniqsa bir narsa bomdod namozini o'qigandan keyin quyosh chiqquncha quyosh chiqishini kutib o'tirgan holatda mana shu holatda o'tiriladigan bo'lsa, ya'ni o'sha jim o'tirgan paytingizda zikr qilib o'tiring. Zikr qilib o'tirgan paytingizda albatta qalb o'rganib qoladi. Qalb ham ma'lum bir vaqtdan keyin 6 oydan keyin aslida 40 kunda deyilishgan 40 kunda o'sha takrorlab bo'lsa, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb takrorlab bo'ladigan bo'lsa, qalb ham shu narsaga o'rganib qolar ekanda, o'zi keyin takrorlaydigan bo'lib qolar ekan. Ana shu holatda hech bo'lmasa har kuni ertadan 10 minut o'tirishlikni odat qilishlikka o'rganing. Hayotingizda nima muhimligi haqida o'ylang. Bu dunyoga nima uchun kelganingiz haqida chuqur o'ylang. Bu dunyoga inson nima uchun kelgan? İnsan nima uchun yaratildi va nima uchun dunyoga keldi? Buni chuqur fikrlash kerak. Ana shu 10 minut jimlik holatida fikrlaganingizda ham ana shu 10 minut o'tib ketadi. İnsan da albatta imtihon uchun, bir-birini qo'llab-quvvatlashlik uchun insonning chimolidan xatoga o'rnak olmaydi. Chimolida bittasi bir kulfatga tushsa, qolganlar darajasiga yordam beradi. Yoki bir suv oqadigan joydan o'tishmoqchi bo'lsa, bir-birlarini ushlab suvni ustida ko'prik yaratishadi. Masalan, kichkina bir ariqchami, bir suv oqqan joy, bir jilvirab suv oqib turgan joydan ham jumol o'tolmaydi. Jumol uchun ozgina ingichka gut, inichalik suv oqib turgan joydan ham bitta jumol o'tolmaydi, suv oqib ketadi. Shuning uchun ular bir-birlarini ushlab ko'prik qilishar ekanda, qolgan jumol ular ustidan o'tar ekan. Ular ustida o'tganidan keyin ular bir qirg'oq qirg'oqni bittasi ushlar ekan, bir-birsini ushlab borib. Nergi qirg'oqni bittasi ushlar ekan, shu ko'prik hosil bo'lar ekan, jonli ko'prik hosil bo'lar ekanda. Jonli ko'prikning ustidan keyin qolgan jamoa o'tar ekan, hammasi o'tib, oxirisi o'tib bo'lgandan keyin avval birinchi qirg'oqni ushlab qo'yib yuborib, ikkinchi do'st orqali yangi qirg'oqqa, ya'ni bir-birlarini osilgan holatda nergi qirg'oqqa o'tib qolishar ekan. Inson shunchalik bir chumolichalik emasda. Yani chumolini qanchasini bir yurganda bosib ketamiz, e'tiborga olmaymiz. Lekin fahm farozimiz chumolchilik emasligini ham eslab qolmaymiz. Mana shunday holatlarda bo'lishimiz kerak. Dunyo uchun nima uchun kelganligimizni eslaydigan bo'lsak, mana shu ikir-chikir bo'lma degan narsani o'ylagandan ko'ra, mana shunaqa hayot ikir-chikirlarini o'ylaydigan bo'lsak, hayotimiz sermazmi bo'ladi. 15-chi darsimiz irodangizni mustahkamlang. Irodani mustahkamlash. Bu irodani mustahkamlash qanaqa bo'ladi? Irodani mustahkamlash va yanada kuchliroq inson bo'lish uchun ba'zi bir masalalarni ko'rib gaplashib o'tamiz. Irodasi mustahkam bo'lmagan odam hech narsaga erishmaydi. Irodasi bo'lmagan odam hatto ko'chada muloqot qilishlikka insonlar bilan bir chiroyli suhbatlashib yurishlikka ham yaroqsiz holatda bo'ladi. A. Fikringizni qog'oz kabi fikrlaringizga qog'oz kabi shamolda uchirishga izn bermang. Bular kallani har yoqda fikr yurishlikka izn bermaslik kerak. Buni doimiy diqqat bilan ish qilishga harakat qiling. Biror bir ish qilganda faqat o'sha ish haqida o'ylang. Tesh qilyapsizmi? Bitta yo'nalishda ketyapsizmi? Faqat o'shani
O'sha ishni o'ylashingiz kerak. Nima qilib, masalan, aytaylik, hayotimizda nima uchun biz inson hayotga kelganligimizni fikrlagan holatimizda, demak, odamlarga ko'mak berishlik. Ham butun dunyo, biz hozir global mavzuimiz shundoqki, mana shu bundan bir asrlar oldin yozib ketilgan mana bunaqangi fikrlar hozirgi kunga kelib aynan to'g'ri ekanligini, inson nima uchun kelganini o'ylab ko'rishligi. Bugungi kunda biz texnologiyamiz butun dunyoni hozir katastrofik holatdan qutqarishlik uchun bir yaratilgan, Alloh tomonidan berilgan bir texnologiya ekanligini eslab qo'yib, shu narsani rivojlantirishga o'z vaqtini sarf qiladigan bo'lsak, bu umr samarali o'tgan umr hisoblanadi va hisob kitob davrida o'zimizni yaratganni oldiga borganimizda savollarga javob berishlikka ham bir o'zimizda bir rotul paydo bo'ladi. Agar biz nima uchun dunyoga kelganimizni o'ylamasak, irodamiz sustlik qilsa, har bir qadamda yiqilgan sari o'zimizdan afsuslanib, o'zimizdan ko'nikib, yiqilish nima? Bu yiqilishlik turishlik uchun bitta shans. Yiqilmaydi. Yiqildimi? Yiqilishlik bu yaratgan tomonidan berilgan bir imkoniyat turishlikka. Yiqilgan odam darab turadi. Shundoq bo'lgandan keyin harakatni davom ettirishimiz kerak. O'zimizni harakatimizda, qilayotgan ishimizda mustahkam bo'lishimiz kerak. Qilayotgan ishimizda doimiy o'sha fikr holimiz mana shu qilayotgan ishimiz haqida bo'lishi kerak. Ishga ketayotgan paytingizda qadamlaringizni sanab boring. Qadam sanashlik sirini oldik. Qadam sanashlik sirini mana bu joyda mana demak yana bir bor tasqinini topyapti. Bu oson emas, ammo tez orada miyangiz sizga bo'ysunadi. Albatta bu oson emas bu narsani qilishlik. O'rganishlik, mashq qilishlik orqali ko'p narsaga erishishimiz mumkin. Biz mashq qilmaydigan bo'lsak hech narsaga erishmaymiz. Mashq qilishligimiz kerak, yana bir natijaga erishamiz, bir narsaga erishamiz. Albatta hamma narsa mashqqa bog'liq. Bir o'tgan davrda shunaqangi bir podshoh bo'lgan ekan, shunaqangi bir pahlavon odamni ko'rib, juda pahlavon odam ekan bu, desa, xotini bu mashqqa bog'liq degan ekan. Ya sen meni gapimni qaytardingiz deb xotinni qo'yvergan ekan. Xotin bir qishloqqa ketib, hech kimi yo'q, bir shunaqangi bir kimsasiz ayol ekan, u yo'lda borib bir chol kampirni ko'rib qolibdi. Ularga qiz bo'lib, ularni xizmatini qilishlik. Bu qiz bo'lib borgan kuni bo'zak sigir tuqqan ekan, bo'zak degan ekan, bo'zakga bor ekan. Bu ayol har kuni o'sha bo'zakni ko'tarib mashq qilaveribdi. Har kuni bo'zakni ko'tarib bir archa bor ekan. Archa ustidan u yoqqa o'tibdi, bu yoqqa o'tibdi. Kichkinagina archa, kichkina bo'zakcha, ertasiga olib archadan o'tiribdi, archadan o'tiribdi. Archa o'sibdi, bu ulg'ayibdi. Sekin sekin u tosh yig'ib boribdi. O'shanda holatda mashq qilib o'sayotgan archani ustidan o'taveribdi, sakrab sakrab o'taveribdi. Shunchalikka boribdiki, bir kuni podsho shunaqangi bir kimda kim mana shu qirq pog'onali zinaga bir buqani ko'tarib chiqsa, mol mulkimmi? İstenen narsasını benden talak koyuşu mümkün denen şart koyuptu. Şimdi lakin hani ayol bu müsabakı bağırdı. Ha, man degen pahlavanlı bu kanı götürün 1-2-3 bakanı çıkarmaya çıkıp götürüptü. Bu ayol maşkı borluğu için o şey bu kaçını götürüp 40. bakanı geçen çıkan eken. Şimdi şok ki yine etken eken ki dilekin nitile nime isteğin bağırdı degen de üstündeki yapımdan yapımcı onu erkekçe giyinip bir shunaqangi qilib soqol mo'ylov taqib erkak sifatida bo'lib borgan ekan choponini kiyib choponni yechib soqol mo'ylov tashlab mana kelaman sizni dengiz deb turib pahlavon bo'lganligi uchun erni qo'ltiqlab ketgan ekan sizga boshqa narsa kerak emas manga degan ekan lekin mana shunaqangi insoniyatlik bu bunaqangi tuyg'ularni biz jasadimizda o'rgatib ko'nikma hosil qilib biz inson bo'lganligimiz uchun har qanaqangi bir orada o'tishmagan so'z bo'lmaydi, qolishmagan gap bo'lmaydi. Shunaqangi holatlarda biz bir-birimizga irodali bo'lib, shunaqangi bir-birimizga mehribon bir inson uchun mehr, muruvvat ko'rsatgan davr kelib qoldi mana bu kunda. Hozirgi holatimizda, pandemiya holatida ham bu juda rossa, juda qo'l keladigan narsa bu. Ko'pchilik shunaqangi ayriliqqa boryapti, uzoqlashib ketishlikka, bola odamlarni yalqovlikka borgan sari ko'nikmalar hosil bo'lishga kelyapti. Demak, inson irodasi mustahkam bo'lgandan keyin bu narsani yengib o'ta oladi. Demak, keyingi B punktimiz irodangiz mushakka o'xshaydi. Iroda ham mushakka o'xshaydi. U mustahkam bo'lishi uchun mashq qilish va tarbiyalash zarur bo'ladi. Demak, uni tarbiyalashligimiz kerak. Doimiy mashq qilishligimiz kerak. Irodamiz chiniqlashligimiz kerak.
Başınız başqışda bu juda ham mushkul ishdek tuyuladi. Kayfiyatingizni tushirmang, muvaffaqiyat kelishiga xarakteringizni yaxshilashishga ishoning. Ya'ni sizga doimiy ravishda, muntazam ravishda mashg'ul bo'lishligingiz sizni albatta muvaffaqiyat qozonishligingizga imkoniyat beradi va sizga albatta o'zingizda xarakteringiz yaxshilanishiga ham olib boradi. Och qolganingizda yana bir soat kuting. Mushkul vazifa bilan band bo'lganingizda miyangiz tanaffus xohlaydi. Ya'ni och qolishda bir soat kutishlik, ya'ni o'sha ko'nikma hosil qilishlik, o'zini o'zi ko'ndirishlik inson. Och qolsa dara vaqt yeb qolmasdan davom ozgina ozgina o'sha nafsni o'rgatib borishlik kerak. Bu bilan nafs tarbiyasiga ham o'zimizni bir diniy tomondan nafs tarbiyasi degan mashg'ulot bo'ladi. Unga ham ozgina samara qo'shgan bo'lamiz, ozgina unga ham o'zimizni vaqtimizni ajratgan va u mashg'ulni ham bajargan holatga kelamiz. Mushkul vazifa bilan band bo'lganingizda miyangizni tanaffusini istaydi. Ya'ni mushkul bir ish qilib turganingizda miya charchab bo'ldi, qo'y deydi. O'shani davom ettiring. Bu istakni bartaraf eting. Miyaga qo'y, daminni olsa endi deb turib, o'sha ishingizni, muhim ishingiz qilyapsizmi? O'shani qilishlikni, o'sha vazifangiz bilan band bo'lishlikni davom ettirishlikni hech bo'lmasa 15 daqiqa, 20 daqiqa davom ettiring. Bu bilan siz o'sha xarakterlar turli fikrlarni aql chaqlash, aqlni dangasa degani yengan bo'lasiz. Tez orada diqqatingizni soatlar jamlagan holga o'tirishni o'rganasiz. Ya'ni diqqatingizni bir joyga jamlab, soatlab o'tira oladigan bir holatga kelasiz tez orada, tez kunlarda. Bu buyuk fizik Sir Isaac Newton shunday degan ekan: qachonki jamiyatga foydam tekkan bo'lsa, bularni barchasiga sabr bilan fikr yuritish orqali erishganman degan ekan. Newton, Newton qonuni hammamiz bilamiz, buyuk fizika odam bo'lgan. Shu o'sha hamma narsaga sabr toqat bilan, chidam bardosh bilan, irodasini mustahkamligi bilan o'sha narsaga erishgan ekan. Demak, Newton bu narsaga erishgan ekanmi? Bu Newtonni qo'ldan kelgan ekanmi? Siz bilan biz ham qo'limizdan albatta keladi. Bunga qat'iy e'tibor berishimiz kerak. Buni albatta o'z kim tabi boshdan o'tgan tabi deydi, bu narsani qilishligimiz kerak. Ko'p holatda ko'pchiligimiz shu narsani e'tiborsiz qoldiramizda, yengil tabliqqa o'tib bir shunaqangi bir qandaydir nima desa bo'ladi, bir chidamasi qilamizmi, chidab bardosh sabr toqatimiz yetmaydimi, o'zimizni har yoqqa urib boramiz. Parvona kabi cho'l atrofida aylanib, parvona kabi aylanib, o'zimizni unga urib, bunga urib, og'ir bir o'zimizga shikast ziyon yetkazib olamiz. Demak, o'zimizga shikast yetkazib olmaslik uchun albatta fikrlar qilishimiz kerak, salovatli bo'lishimiz kerak, irodamiz mustahkam bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, keyingi C bandimiz: boshqalar bilan muloqotda bosiqliq orqali irodangizni mustahkamlashingiz mumkin. Suhbat davomida bosiqliq bilan, ya'ni xotirjam, sokin, bosiq holatda boshqalar bilan muloqot qilishlikka o'rganishimiz kerak. Chunki siz bilan biz bu narsalar nima uchun biz aytib o'tyapmiz, kelajakda bizni kompaniyamiz juda salobatli kompaniya bo'ladi. Salobatli kompaniyamki, shular boy badavlat odamlar yetishib chiqqan korxona bo'ladi. Chunki biz safimizda hozir 1,5 jami qo'llagan odamlar 1,5 million bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan hozir faqat kapitalda va RSV'da ozgina odam qoldi xolos. Kapitalda hozir hamkorlar soni 500 mingga yetib bordi. RSV'da bir 200 ming bo'lsa 700 ming bo'ladi. 700 mingdan yarmi aktiv bo'lgan holatda ham 350 ming odam bor xolos. Boy bo'lishlikka loyiq bo'lgan 350 ming odam. Ya'ni bu o'sha 0.5% tashkil qilar ekan hozirgi kunda. Yer yuzidagi insoniyatning 0.5%. Hozir 10% odamlar boy bo'ladigan bo'lsa, kelajakda safimizni kengaytirib boradigan bo'lsak, keling, bir martalik paket olib ketgan 100 ming taksiyasi bor odamlar keyinchalik boylik safiga qo'shilib, o'sha 700 ming odam yoki oladigan bo'lsak, jami o'sha 1,5 million odam safimizga kirgan bo'lsa, o'sha 1,5 million odam hammasi bolam qatoriga kiradi. Bu esa ozmi ko'pmi, demak 5% tashkil, 5% yaqin tashkil qiladi. 10% 15%ga aylangan bo'ladi. Hozirgi bolalarni qatoriga kirish uchun kompaniya shunaqangi imkoniyatni beryapti. Bu imkoniyatdan to'la holli foydalanishimiz kerak. Buni hech qachon qo'ldan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Mana bugun
Keşese saat 2:30 geçe Ergistasya bile oturduk. Ben o zaman şahsen keçe günü bunu 10 Ergistasya kıldım, 10 adam koşuldum. Biz o şey Uygur kolaylık, Brom kolaylık denen maksatta bir şey başına geldik. Biz konu 15 partiye gelince yani 15 gün, yani 15 sentyabr geçe hazır ki bölge illik bölge 90 diskontunu yani 15 günde kaldırıldı. Mümkün tez orada da ithal cünis kendi bir mesela bunun katta teknik sebepleri var. Sentyabr orada o yüzden hani tez orada cünis ki bir proje tanım çıkardı. O şey hesabatı çıkardı. Yani haber ne oldu da tarhat kendik. Bu haber hamat da böyle de. Bunun için bir teknik uzun tamamları var. Bu işi ötkesi için. Bana bu yani kop tıllardı bu adamlar. Bor. Ko'p tillarni suhbatlashadigan odamlar bor. O'sha hamma tillarga, rus tiliga, ingliz tiliga, masalan, rus tilida gapirsa, ingliz tiliga, fransuz tiliga, nemis tiliga, vyetnam tiliga, shuning singari yana hind tiliga tarjima qilib turish kerak. Chunki o'sha mamlakatlarda juda ko'p bizni shunaqangi hamkorlarimiz bor. Masalan, hozirgi kunda 300 ta boy odam biz safimizda tutilgan mamlakatlardan 300 ta odam kamida 50 ming dollar, ko'pida 150 ming dollar paket hayot qilgan shunaqangi bir hamkorlarimiz bor. Albatta biz o'shalar qatoriga chiqishlikka, o'shalar safiga chiqishlikka harakat qilishimiz kerak. Buning uchun albatta tarjima zarur, ular ishlab ketishligi uchun o'zini singan safini kengaytirishlik uchun ularga ham juda katta tushunchalarni berishlik kerak, kompaniya nima to'g'risida ekanligini ular ham tushuncha hosil qilishligi kerak, yanada ham ular motivatsiya olishligi kerak. İstəyimiz ki, bizə mamlakətlərimizdən, bizim həmkarlarımız içində həm şunaqa bir 50 min, 100 min, 150 min dolar MCC kredi adamla yaxın arada çıxış ihtimali var. Şunaqa bir hazır sıfatla alıb var gəlbkən. Mümkün tez arada bizdə həm şunaqa həmkarlı bolədi. Demək, bunun üçün 60% xoğalatda tinglə, 40% xoğalatda sözləş gərək. Başqalar bilan muloqotda bosiqliq orqali irodangizni mustahkamlashingiz mumkin degan temamizda buning uchun 60% ya'ni 60% holatda suhbat davomida yarim soat gaplashadigan bo'lsak, bir soat deylik, 60% bir soatda 40 minut bo'ladi. 40% 2 minut bo'ladi. Shu 60 minut tengla 60 minut ichida 40 minut tenglashishga harakat qilishimiz kerak. Orada oz-oz gapirib, bosiqliq bilan gaplashganda mana shu holatga keladigan bo'lsak, bu orqali sizni hurmatingiz oshadi, hamda donolik martabasiga yetasiz, chunki har bir insondan nimanidir o'rganishimiz mumkin. Demak, ko'pni bilgan odam dono, oqqan odam deyiladi, dono odam deyiladi, ko'p narsani biluvchi odam deyiladi. Eshitishlik, ko'p tinglashlik bilan, ko'p o'qishlik bilan, ko'p o'rganishlik bilan albatta bu donolik darajasiga yetishishingiz mumkin, martabasiga yetishishingiz mumkin. Birovlarni g'iybat qilishdan va xato qilgan odamni ayblashdan o'zingizni cheklang. Kerak yo'q. Birovlarga g'iybat qilgandan nima foyda? Kim g'iybat qilib foyda ko'rgan? G'iybat bu juda yomon narsa. Shunaqangi bir oxiratda do'zaxga boradigan, jahannamga azobga boradigan narsa g'iybat qilishlik. G'iybat qilishlik do'stini go'shtini yeyishlik bilan. G'iybat qilmaslik kerak. Bir kishi xato qildimi? Xato qilgan odamni alab uni ayblab, bundaqidi, bundaqidi, sen undaqiding, bundaqiding, baloyidi, battaridi degan gaplardan tiyilishligimiz kerak. Biz o'zimiz bunaqangi ayblovdan tiklab tiyib qolishimiz kerak. Ayblanmaslik kerak. Iloji bo'lsa ko'mak berishlik kerak. Dalda bo'lishlik kerak. Har insonni boshida bo'ladigan narsa bu. Diqqat bo'lmang deb unga dalda bo'lishligimiz kerak. O'zi hamdardligimizni bildirishligimiz kerak. Ayniqsa bu yangi hamkor bo'ladigan bo'lsa, buni xatosidan biz darab kuladigan bo'lsak, u bizdan ayrilib qolishi mumkin. Sendan boshqa odam qo'lib ketibdi, boshqa biznes yo'q ekanmi, boshqa joydan pul topa olmasmidi degan fikrga kelishligi mumkin. Shuning uchun ayniqsa mana shu holatlarni birovni mazax qilishlik, xatoni qilsa ayblashlik yoki g'iybat qilishlik holatlarini siz bilan biz o'zimizni umuman holimizdan chiqarib, lug'atdan chiqarib tashlash kerak bu narsani. Lug'atdan chiqarib tashlash kerak. Ko'pchilik bundoq bo'ladimi, bundoq bo'ladimi, bu ish bo'ladimi, yo'qmi degan so'z bo'ladimi, yo'qmi degan so'zni aytadigan bo'lsa, bu so'z siz aytgan so'zlar meni lug'atimda yo'q deb aytaman man ko'pincha. Lug'atimizdan shunaqangi yomon narsani chiqarib tashlaylik. Shikoyat qilishni bas qiling. O'zingizda quvnoq, baxtli va kuchli shaxsni tarbiyalang. Shikoyat har narsadan mumkin narsadan shikoyat qilavermaslik kerak. Anda ketdi, manda ketdi. Bunaqa narsa shikoyatni bas qilishlik kerak. Nimaiki hayotimizda bo'layotgan bo'lsa, musulmon kishi shundoq e'tiqodda bo'lishlik kerakki, daraxtdagi yaproq
Allah'ın izni siz üzülmeyenler, sizinle bizi her günde uçuragan bulgan vakiyelik, bu hemmes Allah'ın izni bulan bulundu. Bundan özümüzü tanım alışımız gerek, tanım alışımız gerek, burasına özümüzü konukma hasıl konuşmamız gerek. Ve bu aynıysa hayatımızda şuna kadar sana tekrar masaya göre, özümüzü ders alışmamız gerek. Şimdi özümüzde konaklık, bahsi ve küçük şahsını terbiye eden bulamız. Konaklığına daim konuşmamız gerek, daim konak halatı buluşmamız gerek. Daim özümüz terbiyeler buluşmamız gerek. Bu bilen siz başkalarına hem katta tahsil korsetesiz. O'zingizni chiroyli tarbiyalasangiz, quvnoqlikni, o'zingizni baxtiyorlikni his qila olsangiz, unda boshqalar ham sizdan ta'sirlanadi va ular ham sizga qarab hayot kechirishlikka o'z oldiga vazifa ham qo'yishadi. D bandimiz. Xayolingizga salbiy fikrlar kela boshlasa, darrov ularni o'rniga ijobiy fikrlar bilan to'ldiring. Xayolingizga salbiy fikr kelishi boshladimi? Tarqiling bu holatni. Bu holatdan chiqing, keting va o'zingizni ijobiy pozitiv holatlarga olishga harakat qiling. Bunaqa qilmaydigan bo'lsangiz, o'zingiz pozitiv holatga keltirmasangiz, o'zingizni o'zingiz barbod qilib qo'yasiz, o'zingizni o'zingiz ziyon qilib qo'yasiz, o'zingizga o'zingiz dushmanlik qilib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun doimiy salbiy fikr kelgan paytda ijobiy fikrni, salbiy fikrni yo'qotib, ijobiy fikrga o'tishligimiz, oldingi darslarimizda o'tgan sirlarni takrorlashimiz, o'zimizni mustahkam irodamizni chiniqtirishimiz va o'sha sanoq zikr holatlarida bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Bu bizni ulkan muvaffaqiyatlarga olib keladigan maqsadlarimizga yetkazadigan taomil yo'nalishlardan biri bo'ladi. Chunki doim musbat manfiydan ustun keladi. Musbat manfiydan. Musbatda plus aytamiz, manfiyda minus. Minus degani manfiy bo'ladi, plus degani musbat bo'ladi. Salbiy fikrdan ijobiy fikr ustun keladi doim degani. 10 salbiy kelgan fikr kelsa, bitta ijobiy fikrni o'z xotiringizga keltiradigan bo'lsangiz, o'sha bitta ijobiy fikr 10 salbiy fikrni yengib ketadi. Demak, salbiy o'ylar yuqumli kasallik kabi miyangizdan takror va takror o'taveradi. Har qanday cheklovlardan o'zingizni ozod qiling va faol pozitiv fikrlashga o'ting. Salbiy fikr keldimi, salbiy fikrga o'shani bog'lanib qolmang. Bundan o'zingiz cheklamang o'sha narsada. O'zingizni cheklovdan o'zingizni ozod qiling. Biroq salbiy fikrga bog'lanib qolishdan o'zingizni ozod qiling. Ijobiy fikrga o'ting. Bu pozitiv holatga o'tganingiz, ijobiy holatga o'tganingiz albatta yaxshidir sizga. Insonni albatta ijobiy holat har qanaqa mushkulotdan chiqib ketadi, muvaffaqiyatga eltadi. Albatta bu fikrlash, demak, bu bobimiz, hozirgi bobimiz, ya'ni irodani mustahkamlash bo'lgan bo'lsa, irodani mustahkamlanishiga mana shunday omillar hammasi olib boradi. Xudo xohlasa, o'zimizni shunaqangi bir mustahkam irodaga ega qila oladigan bo'lsak, bizdan keyingi odamlarga ham bu yuqadi, yuqumli kasal bu hamda. Ijobiy fikrlar, inson bilan bir chiroyli munosabatda bo'lishlik bu ham yuqumli kasal. Siz har qanaqangi nimasi badxul odam bo'lganingizga kelsa, siz bosiq bilan muomala qilsangiz, u ham bosiq bo'lib qoladi. Umar yuqib qoladi sizni bosiqligingiz. 16. Hazilkash bo'ling. Bu nafaqat sog'lig'ingiz uchun foydali, balki mushkul vaziyatlardan osongina chiqib ketishni va qayerda bo'lmasak ham go'zal muhit yaratishni ta'minlaydi. Nima deymiz bu? Ya'ni hazilkash bo'lishlik, hayotda doim hazilkash bo'lishlik kerak ekan. Odam hazilkash bo'lmasa, ancha o'zini tushkunlikka tushib qo'yadi. Hazilkash bo'lishlik juda bir ajoyib narsada. Har qanaqa muhitda ham bir hazil yuvib yuborsangiz, bir salbiy fikr tarqagan joyda bir hazil qilib, o'sha salbiylikni chiqarib, ya'ni bir latifa kabi, boshqa kabi bir yo'nalishda bo'lib, odamlarga ko'nglini ko'tarib, keyin pozitiv holatga o'tib ketishlikka ayni bu ko'prik vazifasini bajaradi bu narsa. Qayerda bo'lmasak ham go'zal muhit yaratishni ta'minlaydi. Janubiy Amerikada Tayripan qabilasi ajoyib urf-odati bor ekan. Shu Janubiy Amerikada shunaqangi bir qabila bor ekan. Yarim tunda uyg'onib, bir-birlariga latifalar aytib, va yana uyquga ketishar ekan. Biz nima qilamiz? Musulmonlar latifani o'rnida yarim tunda turib, tahajjud namozini o'qiymiz. Qanchalik bir irodani mustahkamlashga qaratilgan narsada hazilkashlik bo'lishi. Bu latifa yana hazilkashlik, hazilkashlik, yo hazilkashlikni bir turida yarim tunda turib, birozgina Alloh bilan hazillashib olasizda ibodat qil. Allohga erkak qilib olasizda, so'raydigan bo'lsa so'rab olasiz, gapiradigan gapingizni gapira olasiz, ishni qayta olmagan gaplaringizni Allohga aytib olasiz. Allohdan so'raydigan bo'lsa so'rab olasiz. Demak,
Bugün bu kunimiz ozgina savol javobga yoki yangiliklarga qaratmoqchi bo'lgandik. Hozircha mana shu 16-chi sirda to'xtalib turamiz, chunki kechasi ko'p ish bo'ldi, ko'p registratsiya bo'ldi. Ko'pchilik menga chiqadi. Arzimagan savollar bilan mana chatda aytilgan, yozilgan, chatda bo'lgan savollardan bo'lsa, marhamat aytinglar, beringlar savollarga, mana savol javob qismimizda 15 minut, 20 minut vaqtimiz savol javobga bag'ishlaylik. Saat 20:45 bo'ldi. 15'te başlaganmiz 30 minut sırlara bağışladık. 40 minut reglament boyunca bo'ladigan bo'lsa, 10 minutimiz savol javobga bag'ishlasak, yoki bir tushunmagan narsalar bo'lsa, so'rab olsalaring, marhamat. Bemalol yozinglar. Nima savol, nima tilak, nima istaklar bor, yozinglar, javob beramiz. Kimdir Assalomu alaykum. Uzr, tasodifan aloq uzilib qoldi. Tasodifan chiqib ketib qoldim kabinetdan. Savollar bo'ldimi? Ha. Demak, Gulbahor ustoz, rahmat. Izzatullo, kattakon rahmat. Ustoz, javobingiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga ham. Sırların devamı yine derslerde ekran demek. 200 de sır var. Bana kurgan bozacağız, bana yaz koymam. 200 sır Türk'ümden de koymam. O 200'den 16 de sırını 2 de derste ettik. Çünkü bu sefer dersimiz, sırlarımız kan buluşluğunun sebebi registrasyon falan, başka falan keçesi okula olmadım, devam olmadım. Kunduz iş köpeği gitti. Savol cevap. Keçik restorasyonu otkaldı, hamlesini kaytadan tekşirip çıkış, ula verikasından uttum, utmadı mı, bron kılındı mı, yok mu şu nasırda. Ondan dışarı yani, her halatla bor, ofiske kildi gitti, yeni kırıp teşkil edildi sen, çakılışıydı, kayıt çıkasan, yani baş, bir teş başa edildi sen, çakılışıydı, yani kayıt çıkasan, şuna kadar halatla, ofiske doğayın bir kişi oturmasa bu miydi? Şimdi nabatçılıkta adamlarını koyduk, ulayan sus buluştu. Bir kişi bir narsa deyishgan bo'lsa xayr olsam, shuning uchun keyingi darsda ko'proq sir aytishga harakat qilamiz. Buni baqor, hozirgi kunda nima yangiliklar bo'ldi? Yangilik juda ko'p, o'sha 15-chi etapgacha mana bu diskont surildi. Endi taxmin qilsak, 15 sentyabrgacha 15-chi etap bo'lsa kerak-da. Shunaqa taxmin qilamiz-da. Bir yangilik aytar, o'shani kutyapmiz. O'zicha bo'lmaydi u yangiliklarni qilishlik, efirga chiqishlik oson bo'lmaydi. Buning uchun katta tayyorgarlik kerak, texnik katta tayyorgarlik kerak,
tarjimalarni tayyorlashlik kerak. Masalan, har bir zonadan o'zini bir joyda qo'yib turishligi mumkin. Lekin ovoz boshqa qilishlik kerak. Bu texnik muammolarni hal qilishlik kerak. Antidoshi bitta tilda gapiradi. 5-6 tilga uni tarjima qilib turiladi. Shunisi muammoli bor. Sinxron tarjimalar olib borishlik kerak bo'ladi. Bilmadim, balki bir webinarda juda sustmiz o'zbekchaga tarjima qilishlik uchun man mablag' sarf qilib, texnika olib, boshqa qilib qilishlikni man muvaffaqiyatli priyemlimi. Ya'niki kerakli narsa deb o'ylamayman. O'zbek auditoriyasi juda past, sust. Shuning uchun saytlarni o'zbekcha tarjima qilishda ham ancha qiyinchiliklarga uchraldi, boshqa bo'ldi. Tarjima qilingani yo'q. Qachon bu narsani qilishlik uchun yuqorida turganlar qaysi mamlakatda qanaqa kuzatib borishyapti, mana webinarlarni kuzatib olishyapti. 3-4 ta odam, mendan tashqari 2 ta odam kabinetda o'tirsa, bu hurmatsizlik. Yana uni buni so'rab, yarim kechada telefon qilib so'rashadi. Men ogohlantirganman, strukturalarga aytinglar, yetkazinglar. Webinarga qatnashgan odamga men yordam bermayman. O'rgansin. Pulini to'lab o'rganib kelsin, qayga bor. Ya endi shunchalik bo'lar. Hurmat ehtirom. Yangilik endi bog'lasa, mana shu oy bo'lib qolsa kerak. Bundan tashqari nima yangilik? Yana qanday yangiliklar bo'lishi mumkin? Qurilish davom etyapti Dubayda. O'sha mana aytdim, hozir dars davomida aytib o'tdim. Hozir shu hisob-kitobni qilindi, 300 ta yani investorimiz bor ekan faol. Ayniqsa hozirgi kundagi butun aylanma mablag'i tushumi eng katta tushumi 90% Vietnamga to'g'ri kelar ekan. Shunaqa. Sustmiz, ishlamayapmiz. Yana nima gaplar? Savollar bo'lsa bemalol. Muzaffarjon, savolingizga javob oldingizmi? Nurbahor, savolingizga javob oldingizmi? Yaxshi. Boshqa bir qiziqtiradigan bir tema bo'ladigan bo'lsa aytinglar, unga qarab o'sha tema bo'yicha mavzu olib boramiz. Xudo xohlasa mana 200 ta sirimizni ham oxiriga yetkazib olamiz inshaalloh. 16-chi sirni ham o'rganib oldik mana hazil qilib bo'lishlik kerak ekan. Shunaqangi sirlardan va rivojlanish yo'nalishidagi sirlarni 200 tasini Xudo xohlasa qismlab uzatilar bo'ladi. 15 tani mag'zini ham chaqib. Yo, albatta 16-tasi 15-tasi kamlik qiladi. Bora-bora o'rganib boramiz bu narsani. O'sha 200 tasini hammasini o'tishlikka azm qaror qilib qo'yganmiz, uni o'tamiz albatta. Bugun chaqib olaylik bugun, yaxshi. Yana yangilikdan Gulbahorxon yangilikdan bitirishki, hozir masterdagi kabinetida 54 ta dars berilgan, 5 yulduzlik mahorat, 5 yulduzlik sotish mahorati. Ana shu narsalar masalan masterdan yuqorilarni kabinetda paydo bo'ldi. Bu narsa albatta master bo'lishlik odamlarni ozgina da'vat qiladi. Liderlarimiz master bo'lishadigan bo'lsa o'sha darsliklarga ega bo'lishadi. Ruscha biladigan auditoriyamiz bu narsaga harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Mabodo o'sha 54 ta dars o'zbekchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, biz chatda e'lon qildik, pullik. Har bitta dars $10. Biz $2000 o'qiganmiz u darslarni olib borib, pul sarflab o'qib kelganmiz o'tgan oliy yillarda. Endi bu yil mana masterlardan yuqori lavozimdagilarga buni bepulga berildi. Bu ham kompaniya tomonidan katta yordam. Katta yordam. O'sha Beking degan odam bor, o'sha Beking shu narsada rozilik berdi. O'sha darslarni yozma, audio, video holatdagisini kabinetlarga joylab qo'yilgan hozir. Facebookda qana ishlashlik, darslar bor kabinetda. O'sha masalalardan yuqorilarda shunaqangi darslar bor. Mana Gulbahorxon masalalardan bitta Gulbahor bor ekanlar, sizda bu narsa bor. Izzatullo ham bugun erta masal bo'lib qoladi, Xudo xohlasa. Hozirgina holda bitta taklif bilan, Izzatullo xonim takliflari bitta taklif bilan hozirgina $200 bilan shu yerda lider chiqarsalar, darrov o'sha masterlikka tayyor o'tirdilar. Tez orada masal bo'lib qoladilar.
Avucağın hem şuna hani bir trafiğin trafiğini tez orada masır bu şeylerine ve cemiyatı o konunun topçularını trafik olemiz. Demek ustaz dersini YouTube'dan ham topsa böyle değil mi? Böyle de YouTube'da ham böyle de. Kabinetinizde, kabinette mesela bor, dersler bor. Kabinette dersler bor. Kimi ki kaysa ders paydağı bulan bose. Bundan taşkarı, o şey Skyway, Skyworld Community Webinars deyip durup o şey yazsanız, o şey saytı bor o zaman hareket kılaman. Şundan şu yaka taşlar bir işliğini. O şey yada o taşlar verilmez. Hani mesela sirkesini kuçur valiyle. O sirkesini taşlar verilmez. Bana çatka taşladım. Bazı derslerimiz bazı çoğalı çıkaydı. Bana. Bazı sırkanı kuru var idi. Bazı sırka boyunca bazı Rusça, İngilizce, hamme dersler bazı çoğalı var. Bana. Bir olan derslerimiz aşağıda çıkaydı. Bugün dersimiz ettiği çıkaydı. Bu kadar olduğunu derslerimiz var. Mesela bundan olduğunu dersimiz çıktı mı? Yani görelim sonra. Bundan olduğunu dersimiz çıktı mı? Yani çıkan yakan. Hop, duplikasyon. Türk'ün avval çıkan ekran. Bana bunu Türk'ün olduğunu, o şey olduğunu haftadaki çıkan ekran. Bana o şeyden sülkesi. Bana olduğunu dersimi sıkıyor. Ha şu Uzbek dilindeki ders hakkında söyle hatırladım. Bana şimdi benim derslerim, ben şu anda var hamez. Duplikasyon var, Nadejda'nın prezentasyası var. Bana şu o şey olduğunu sülkede, bana korktuğunu sülkenizde. Bana şu sülkede hem derslerimiz, hem kampanyada böyle yapılan video rolükle hemen o şey oldu böyle. Benim olan kurup olup konuşmanız mümkün. Özbekçesi ben otkan dersen hemen şu anda doğru. Çünkü bundan taşkarı yani YouTube'dan mesela Özbekçe soru veriyor. Sıkar ve hakkı dedi soru verirseniz benim derslerim çıkardı. Hemen var derslerimiz YouTube'da yani derslerimiz var. Korsatma, numaralı hemen var. Demek bugün yığılışımızda yakın yasayımız. Savallı bu mesele. Ama barçanızı omat yor bulsun. Hemenizi önümüzde kuşak çağlayık, kuşaklı bulsun. Ömrünüz yağda bulsun. Baklı ikbali bulsun.